içmekle ilgili, tavsiye ile ilgili devesidi içiniz. Salya'da efendim şifa vardır hadisi ve daha benzer bir sürü. O hadislerin bir kısmını sıraladım. Az önce bir arkadaş bana bazı hadisler verdi mesela. Bir kertenkele öldüren bir kafir öldürülmüş gibi sevap alır. Müslim'de. Kertenkele öldürme yarışına. Hiç çıktın mı buna, bu sevaba? Kaç kere sen Diyanet İşleri Başkanı olarak kertenkele öldürme konusunda cemaati Müslim'i teşvik ettiniz ve gidip sevap kazandınız bu konuda? Demek ki uymuyorsunuz. Kendi kitabına, hadisine, şerifine uymuyorsun. Güneş şeytanı iki boynuzu arasında doğar diyor hadis. Müslim'de 833. Nesai'de. Numaralarını okumama gerek yok. Buyur, bunlar yok de onu tartışırız. Bunları da inkar edeceksin galiba. Şeytan zart diye osurur. Hadis. Bukhari, Es-Sahih Ezan bölümünde, Tecrid'de, Müslim'de. Şeytan osururmuş. Kadın aklı ve dini nakıstır. Bu da Ebu Davud'da geçiyor, Müslim'de, Bukhari'de geçiyor. Allah ahirette kendini tanıtmak için açıp bacağını gösterir, baldırını gösterir hadisi. Bu da Bukhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Allah benimle görüştü, el sıkıştı hadisi Hanbel ve Tirmizi'de varmış. Ben bunu hatırlamıyorum mesela, bu arkadaşımın. Bak, fakat diğerlerini hatırlıyorum. Allah zamandır, onu da hatırlıyorum, dehrdir. Hadis Muvatta İmam Malik'te, Bukhari'de geçiyor. Dinini değiştireni öldürün. Bak, bunu hiç bahsetmiyorsun. Bukhari'de geçiyor. Ve daha başka hadis kitaplarında da geçiyor. Hatta yani kendini eleştiren kadını bile göğe haşa peygamber öldürtmüş. Kadınlar arasında iyi kadın ancak 100 karga içinde bir tek alaca karga gibidir diyor hadis Bukhari. İşin ilginci, bunları uyduranların çoğu da erkek. Yani düşün. Ama Kur'an'da kimlerden bahsediyor? Zalimler. Firavun kim? Erkek. Firavun'un sihirbazları kimdi? Erkek. Ebu Cehil kim? Erkek mi, kadın mı? Erkek. Ebu Leheb kimdi sizin şeyinize göre? Erkek. İbrahim'in babası kimdi onu cezalandırır? Erkek. Güzel kardeşim, bir bak. Yani kaç tane kötü kadından bahsediyor Kur'an? Zalimler. Kadınları bile suçluyorsunuz. Kadınlar sizin gibi insanları böyle uydurma hikayeleri, palavraları, şeytanın uydurmalarını Allah'ın dini diye satmıyorlar. O kadınlar sayısı çok az. Aslında siz din adamları cehennemin çoğunluğunu oluşturacaksınız. Varis için vasiyet yoktur diyor. O da tabii Kur'an'la çelişiyor açık. Bir tane değil, binlerce ya. Cehennemde en şiddetli azap ressamlaradır diyor. Bir sürü resimlerini görüyorum. Niye resim çektiriyorsun? Bu sünnet ne oldu? Mensuh mu oldu? Hemen ne hissediyorsunuz? Değil mi işinize gelmeyin? Din oyuncak. Papada ne farkın oldu? Papa da değiştiriyor kafasına göre. Zamanı gelince şeyi de kaldırdılar. Araf vardı mesela Katolik şeyinde. Baktılar ki artık pek gitmiyor. Karar verdik. Papa dedi. Araf yoktur, ona karar verdik. Ama daha önce kendisi gibi masum olan, yani hiç hata işlemeyen papaların hepsi vardır demişti. Yani yoktur dedi. Tamam. Dünya balığın sırtındadır. Balık başını sallarsa deprem olur. İbni Kesir. Zavallı Said Nursi bunu açıklamak için bir sürü şeylere gidiyor. Cerbezeler falan yapıyor ama bir sürü saçmalıklar. İşte bir iki tanesini böyle aklınca yorum getiriyor falan ama bütün diğerlerini, hepsini es geçiyor. Musa Azrail'e tokat attı. Müslim'de geçiyor ama yani şaşı da bırakıyor. Ureyne Ukayla ile kabile ile ilgili hadisi de koymuş bu arkadaş oraya. Cinsel organa bakmak kör eder. Feyzul Kadir'de geçiyor. Ben almam yani, ben kendi kitaplarımda alıntı yaparken sadece altı putunuzdan alıntı yapıyorum. Böyle Feyzul Kadir Madir gibi böyle ikinci derece putlarınızı karıştırmayın. Çünkü onda biraz dans edebiliyorsunuz. Ama gördüğüm kadarıyla artık Bukhari'de de dans etmeye başladınız. Ya Bukhari'deki hadisi bile inkar ediyorsunuz artık ya. Ya ne zaman o cesareti göstereceksin, desin ki Kur'an yeter. Hasbüne kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an yeter. Artık bu pisliği, bu kar, bu atın, bu şeytani öğretileri atın. Tevhid bu, birleme bu. Allah. Sadece Allah, hüküm sahibi sadece Allah. Allah artı peygamber, artı sahabe, artı falanca mezhep imamı falan değil.
Çünkü sen müşrik oluyorsun. Halka şirki öğretiyorsun. Ortak. Bir şirket dini. Allah artı falan filan filanların dini oluyor. Sadece Kur'an. Ve aklın ışığında Kur'an. Akılsızca değil. Din akıl dinidir. Akılsızların dini değil. Şeytan önce akla düşman ediyor diyor. Aklını kullanma, aklını putlaştırma. Olur mu ya? Kur'an'da zerre kadar akla hiçbir ayette bile bir eleştiri yok. Akıl putlaştırılamaz ki. Akıl Allah'ın vahiy gibi. Vahiy putlaştırılır mı haşa? Yani saçmalık bir şey ya. Akıl Allah'ın vahyini anlama şeyidir. Cihazıdır. Bize nimetidir. Ondan sonra keçi rejim ayetini yemiş. İbn-i Mace'de, Hanbel'de falan geçiyor. Buhari'de de geçiyor o uyduruk ayetle ilgili haşa ayet diyorlar. Keçi yemiş tabii ki bu hadis kitaplarınıza göre. Onu da inkar edeceksin galiba. Sanırım bu kadar yeter diyor arkadaş. Neyse. Dediğim gibi meydan okuyorum sana Diyanet İşleri Başkanı. Ve seni aynı zamanda eğer bunu düzeltmezsen, tekzip edemezsen yalancısın, sahtekarsın. Buyur beni mahkemeye ver, mahkemeye gelip karşı karşıya görüşeceğiz. Ben Buhari'yi getireceğim. Buhari'nin hem de kütüphanelerdeki nüshalardan birisini alacağım. Daha önce Diyanet'in yayınladığı şeyi de Buhari'yi de alacağım. Onları getirip mahkemede göstereceğim. Senin yalancı olduğunu, sahtekar olduğunu ispat edeceğim. Dediğim gibi eğer bu hadis, bu Sidik'le ilgili hadis Buhari'de yoksa ben Sidik içeceğim. Aksi takdirde sen bütün imamların, müezzinlerin, sana katılan bütün imamların, müezzinlerin zemzemin yanında Sidik'i de içmeleri lazım. Oldu mu güzel kardeşim? Selamun aleyküm. Allah inşallah şifa versin. Şifa şeydedir. Aklınızı kullanarak Rabbinin mesajını inşallah kulak vermelidir. İnsan olmakladır. Barış iledir. Adil olmakladır. Mazlumun hakkını kollamak, fakire, muhtaç ihtiyaç sahibine yardım etmektedir.